Değerli izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Bir ana haber bülteni ile daha karşınızdayız. Evet, ilk haberimiz kanlı bir kavga. Çünkü Küçükkuyu'da yaşayan Mehmet Bilgin önceki gece markete gitmek isterken daha önceden tartıştığı kişilerin saldırısına uğradı. Market girişinde kendisine saldıran adamdan park halindeki bir motosikleti üzerine iterek korunmaya çalışan Bilgin, saldırganların sayısının artması üzerine bir meşrubat kasasını kendisine siper etti. Bunun üzerine iyice sinirlenen saldırganlar ellerindeki kesici aletleri kullanmaya başladı. Bıçak ve satır darbeleriyle mücadele eden Bilgin'e bu defa başka bir genç taş attı. Kavgayı gören Bilgin'in akrabası da olaya müdahale etmek istedi. Saldırganlar olaydan sonra karışan kişiye darp ettiler. O anlarsa bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Evet, Çanakkale ve ilçeleriyle Trakya bölgesinde birçok hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli polisin kovalaması sonucu yakalanarak gözaltına alındılar. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir ihbar üzerine pazartesi akşam saatlerinde takibi aldıkları 34LC4447 plakalı otomobili kent girişinde dur ihbarına uymaması sonucu kovalamaya başladı. Sabaha kadar süren takip sonucunda merkeze bağlı Kalafat Köyü yakınlarında otomobili terk edilmiş vaziyette bulan ekipler çevredeki araştırmalarını sürdürdü. Durumundan şüphelendikleri MB'yi çalıntı olduğu iddia edilen ziynet eşyasının bulunduğu araca yakın bir yerde ele geçiren polis soruşturmayı genişleterek beraber olduklarını tespit ettiği BK, SA ve MYU'yu Dümrek Köyü yakınlarındaki bir parkta yakaladı. Sorgulamalarında hırsızlıktan BK'nın 63, MB'nin 40, MYU'nun 78, SA'nın ise uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan çok sayıda kaydı olduğunu belirten ekipler şahısları ifadelerine başvurmak üzere Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Evet, bu kez Ayvacık ilçesindeyiz. Yine dün geceden bu yana 3 ayrı noktada orman yangını çıktı Ayvacık'ta. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangınlar fazla büyümeden söndürüldü. Ayvacık'taki ilk yangın gece saat 4.30 sularında başladı. Taşboğaz mevkiinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları yapılırken bu kez Arıklı Köyü'nün Feyzullah Tepesi mevkiinden yangın ihbarı geldi. 5 ara söz, 1 helikopter ve 1 uçağın katıldığı söndürme çalışmalarıyla buradaki yangında kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Küçükkuyu Orman İşletme Şefi Uygar Topaloğlu'ndan edinilen bilgiye göre Ayvacık'taki yangınlarda toplam 2 hektar kızılçam ağacı zarar gördü. Bu arada Arıklı Köyü'nde piknikçilerin yaktığı ateşi tam söndürmeden gitmeleri sonucu ortaya çıktığı belirtilen yangının ardından bu kez de Akkatır Köyü'nde orman yangını çıktı. Buradaki söndürme çalışmaları devam ediyor. Ve hacizler durdu. 20 milyon kişinin beklediği torba tasarısının yasalaşmasının Ekim'e kalması vergi ve prim borcu olanları tedirgin ederken maliye ve SGK yasa çıkana kadar hacizleri durdurdu. Meclisin tatile girmesiyle yaklaşık 20 milyon kişi ilgilendiren vergi ve prim affı 2 ay daha gecikecek. Bu gecikme emlak vergisinden Bağkur'a kadar birçok kalemde borcu olanları tedirgin ederken Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu yaklaşık 100 milyar liralık alacağı üzerindeki hacizleri yasa çıkıncaya kadar durdurdu. Maliye vergi borcu olanlara gönderilen haciz mektuplarını iptal ederken vergi dairelerini de torba yasayı beklemeleri konusunda uyardı. Vergi daireleri geçtiğimiz aylarda trafik cezasından motorlu taşıt vergisine kadar geçmişte borcu olanları belirleyerek haciz mektubu göndermişti. Mektuplarda ödenmeyen borçların takibi sırasında haciz yaşanmaması için ilgili vergi dairelerine başvuru yapılması çağrısı yapıldı. Bu konudaki şikayetlerin artması üzerine mektupların gönderimi de durduruldu. Torba yasa tasarısında 30 Nisan 2014'e kadar olan borçların yapılandırılması öngörülüyor.
Bu tarihin değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Yüzlerce mükellef sonraki tarihleri de kapsayabilir beklentisiyle vergi borçlarını ödemeyi beklemeye aldı. Gelen yoğun talepler nedeniyle bu tarihin ileri bir tarihe kaydırılması gündemde. Maliye bu konudaki talepleri dikkate alarak teknik çalışma başlattı. Meclise Haziran'da sunulan ve yaklaşık 40 gün komisyon görüşmeleri süren tasarının 126 maddesi tamamlandı ancak geri kalan 22 maddenin görüşmeleri 1 Ekim tarihine kaldı. Oda ve borsa başkanları tasarının büyük bölümü zaten kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni sonrası meclis hemen toplanmalı ve yasayı çıkarmalı çağrısı yaptı. Toplam 6 bölümden oluşan torba yasa tasarısının ilk 5 bölümünün görüşmeleri tamamlandı. Kanunun görüşmelerine 1 Ekim'de açılacak yeni yasa döneminde devam edilecek. Torba tasarısı Soma'daki maden kazasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardıma ilişkin maddeler ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması dahil birçok konuda düzenlemeleri içeriyor. Yasa tasarısında ayrıca taşeron işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, kadın çalışanların doğum borçlanmasının 3 çocuğa çıkması gibi düzenlemeler de var. Hükümet 10 milyar lirayı aşan sosyal yardımlarla ilgili kriterleri gözden geçirme kararı aldı. Sosyal yardımlardan yararlanan 43 bin kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan çalışmayla ailelerin maaş miktarı, tüketim biçimleri, çocuk sayısı, araç sahipliği, eğitim durumu gibi kriterler incelendi. Sosyal yardımların doğru adrese gitmesi için bölgesel ihtiyaçlarda dikkate alınacak. 5 yıldır üzerinde çalışılan 24 formüllü yeni model hayata geçirilecek. Değerli izleyiciler, Hürkan Uğur, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Çanakkale İl Temsilciliği görevine getirildi. Bedensel engellilerin temsilciliğine atandım. Geçen hafta Değişikliği Spor Müdürlüğü'nde tevdi edildi. Bugünden itibaren göreve başladık. Sizlere de bunu duyuralım istedik. Tüm engellilerin sosyal yaşamlarında sporun vazgeçilmez bir etkinlik biçimi olmasını sağlamak, sporun engelliler arasında yaygınlaşmasını ve olanak hale getirilmesini sağlamak, engellilerin spor aracılığı ve bedensel ruh sağlığını kazandırmak burada en büyük görevimiz, bize düşen bu. 14 tane branşımız var. Masa tenisi, yüzme, halter, güreş. Bedensel engelliler biliyorsunuz basketbol takımımız var. Geçen sene birinci ligdeydi. İşte şanssızlık bir şekilde yeniden bölgesel lige düştü. Tekrar onu birinci lige çıkarmak en büyük hedefimiz. İlçelerde iki tane kulübümüz var. Çam ve Biga'da, değil mi başkan? Biri herhalde okçuluk, öteki de yeni bir faaliyete başladı. Bunu kazalara yaymak istiyoruz. Diğer branşlarda faaliyet göstermek istiyoruz. Yüzmede, halterde, güreşte, atletizmde. Bunun için çalışacağız. Bedensel engelli arkadaşlarımızın spor yapmasından yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Ben zaten senelerdir kendilerine birlikteyim. Onlar da beni kulüpleri yukarıya bildirerek federasyona benim olmamdan yana görüş ve yazı yazarak bildirmişler. Onlara da kendilerine de teşekkür ediyorum. 5 yıldır bir temsilcimiz var ama hani sadece ismi var. Yani belki çoğunuz ilk temsilcimizin kim olduğunu bilmiyor. Federasyon hani 3 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Çünkü bizim için hani tüm branşları, tüm kulüpleri kucaklayacak bir temsilcisinin olması gerekiyor. Hürkan Bey'in de olması bu konuda çok iyi oldu. Şimdi buradan Gençlik Spor Müdürü'ne de bu konuda teşekkür ederim. Lapsek ilçesine bağlı Çardak beldesindeki tarihi handa bu yıl 281. düzenlenecek olan geleneksel yağlı güreşler öncesinde basın açıklaması düzenlendi. Çanakkale'nin Lapsek ilçesine bağlı olan Çardak beldesinde bu yıl 281.si düzenlenecek olan geleneksel yağlı güreşler, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, güreş ağası Ramazan Güven ve Çardaklıyız Biz Derneği temsilcileri önderliğinde ki basın açıklamasına bakın neler söylendi. Çardak kasabamız kuruluş tarihi milattan önce 600. yıllara dayanmasına rağmen o günlerdeki ismi Abarnos ya da Abarnes olarak geçiyor.
gerçek anlamda Türkiye Cumhuriyeti'ne katılış tarihi Osmanlı ile beraber bir Türk kasabası olarak yaşama başlaması Osmanlı ile beraber Türklerin Rumeli'ye geçişiyle birlikte 600 yıllık bir tarihi var. Daha sonra 1400'lü yıllarda Gazi Yakup Bey tarafından işte şu anda içinde bulunduğumuz tarihi han inşa edilmiş ve günümüze kadar gelmiş. Tarihi hanımızın içindeki görünen sütunlar da çevremizdeki gerek Abarnos dediğimiz antik kentten, gerekse şu anda Zincirboza'nın üstünde bulunan diğer bir antik kentten gelmiş. Bu sütunlarımız da milattan öncesine dayanan sütunlar. 100 yıldan beridir de hep aynı tarihlerde yapılan 22 ile 26 Ağustos arasında yapılan tarihi çardak panayırı ve güreşlerinin de daha canlı, daha etkin yapılması gerektiğini ve yapılacağını düşünüyoruz. Çardak kasabamız bilindiği gibi Çanakkale'ye 35, Biga'ya 50 kilometrede olan mesafede olan bir şirin beldemiz. Beldemiz şu an için meyvacılıkla geçinmekte. Tam ufak tefek çiftçilik de var. Özellikle meyvacılıkla geçinmekte. Çardak halkımız... Üniversite ve çevresine yeni dönem makyajı yapılıyor. Şu kentteki teknik çalışmalar kapsamında son olarak İnönü Caddesi Çomu Anafartalar Kampüsü çevresinin iyileştirilmesi ve daha modern bir görünüme kavuşturulması için alt ve üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Üniversitenin yeni dönem eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında bölgedeki üst yapı düzenlemeleri öncesinde Çanakkale Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü'nün koordinesinde altyapı çalışmaları gerçekleşiyor. Bu çerçevede Anafartalar Kampüsü'nü çevreleyen İnönü Caddesi, Feyza Renda Sokak ve Nazım Demircioğlu Sokak'ta öncelikli olarak elektrik, telekomünikasyon, doğalgaz ile kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi ve iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor. Değerli izleyicilerimiz, Sema ile Klasik Batı Müziği'nin buluşturulduğu ve senfonik sema gösterileriyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken yurt dışındaki önemli festivallerde konserler verecek Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtan dünyaca ünlü Ankaralı orkestra şefi Musa Göçmen Çanakkale'de düzenlenen 51. Troya Festivali'ne damgasını vurdu. Göçmen, Oda Orkestrası'yla Flarmoni Orkestrası, Anadolu ezgileriyle birleştirerek 3000'den fazla müzik severe muhteşem bir konser verdi. Konserin açılışını Yüzün adlı kendi eseriyle yapan Musa Göçmen'e konserde Ezgi Anıl flamenko gitarıyla solist olarak eşlik etti. Aynı zamanda bu yılki festivalin kapanış konseri anlamına da gelen Göçmen, Oda Orkestrası flamenkosu konseri izleyenleri adeta büyüledi. Ve bir tiyatro, Aşk Memnu adlı tiyatro oyunu Çanakkale'nin Çan ilçesinde sahnelendi. Tiyatro Yok Ki kadrosunda Best Model yarışmasında dünya ikincisi olan İbrahim Gayberi de yer aldı. Kerem Baydar tarafından yazılıp yönetilen Aşk-ı Mecnun oyuncu kadrosunda Elif Tayhan, Kerem Baydar, İbrahim Gayberi, Rabia Çelik, Ayşegül Akbıyık, Tolga Karatepe gibi oyuncular yer alıyor. Aşk-ı Mecnun izleyenlere keyifli dakikalar yaşatarak büyük beğeni topladı. Tiyatro oyununu izleyenler arasında AK Parti İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Belediye Meclis üyeleri, Yeni Çan Spor oyuncuları ve Çan halkı yer aldı. Ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Çanakkale'ye gönderilen 1000 keklikten 500'ü doğaya salındı. Tabiatta nesli tükenme noktasına gelen keklik ve sülünlerin popülasyonu arttırmak için Çanakkale'de 500 kınalı keklik doğaya salındı. Olarak bir tane.
tanesini atalım. Kapıyı açalım. Bak, İşte az önce de konuşurken arkadaşlarla söyledik. Av ve yaban hayatının Türkiye genelinde çok önemli bir yeri var. Bir kültür haline gelmiş durumda. Bunu devlet eliyle korumak, çoğaltmak ve sadece av ve yaban hayatıyla bağlantılı değil, doğanın bir süsü olarak, bir nimeti olarak da görmek gerektiğine inanıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz olarak. Evet, panayırlara gidenler bilirler ki yakın zamanda tarihi Lapseki Panayırı'nda en fazla ilgiyi gören de imitasyon bilezik oldu değerli izleyiciler. İlçe merkezine kurulan panayırda İstanbul'dan geldiğini ve panayırları gezdiğini söyleyen Ali Yıldız, Türkiye genelinde bütün panayırları genelde geziyorum. Bilmem altının pahalı olmasından veya bayanların altına olan talebinden genelde tüm panayırda bizim sattığımız halk dilinde sahte altın, imitasyon bileziğe çok fazla ilgi var dedi. 4 lira mı? Hani 100 lira. Evet, tam okulda yakaladım. Hem yattın hem bize bir ok. Evet usta, hayırlı işler. Sahte altın deniyor, imitasyon deniyor bir şeyin başındayız. Evet. Usta, seni tanıyabilir miyiz? Panayırlar geziyorsun sanırım. Panayırları geziyorum. Malatya'nın Ali Yıldız. Evet. İstanbul'dan geliyorum. Hı. Ali Bey, şimdi elinde de var bilezikler, tezgahında da bilezikler var. Bunlara oldukça ilgi fazla mı? Akşam da tezgahı gördük. Bir hali bayanlar bir doluyor, bir boş oluyor. Bunlara ilgili kısa bize bilgi verir misiniz? Şöyle söyleyeyim, altın pahalı olmasından dolayı, altın ve gümüşün fiyatları yüksek olmasından dolayı imitasyon ilgi çekiyor. Haliyle şimdi şu burma bileziği normalde alıyor olsa 1,5-1,700 alacağı fiyatlar. Ama biz alacağı fiyat 5 lira. Yani bunlar her zaman için ilgi çekme sebebi ucuzluğundan dolayı. Evet, yani bayanlar yani bir anlamda heveslerini mi gidiyorlar? Bayanlar bütün heveslerini bu sahtelerle geçirmiş. Gidenler savaşıyorlar. Peki bunların dayanım süresi ne kadar? Evet, bu kez Bayramiç'teyiz. Yine Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyündeki elma bahçelerinde çiftçi tarla okulu programı düzenlendi. Düzenlenen tarla okuluna Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, İl Müdürü, Erdem Karadağ, Şube ve İlçe Müdürleri, Ziraat Mühendisi, Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Uludağ, Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kasım Katip, Beyrut Amerikan Üniversitelerinden Profesör Doktor Mustafa Haydar, tarımla ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçileri katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce 1995 yılından itibaren ülke genelinde yürütülen entegre mücadele proje çalışmalarının Çanakkale'de şeftali, kiraz ve elmada yürütüldüğünü belirten yetkililer, tarım ilaçlarının yoğun kullanımının ihracat potansiyelini azaltmakta kalmayıp doğal denge ve biyolojik hayatın bozulması, çevre kirliliği, insanlara ve diğer canlılara yan etki oluşturması gibi sorunları da beraberinde getirdiğini kaydetti. Kimyasal mücadeleye alternatif mücadele metotlarının bir bütün halinde kullanımıyla entegre mücadele uygulamasının ön plana çıktığını ifade ettiler.
Evet, Ayvacık'ta yine kaçak operasyonu vardı. Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü açıklarında 12 kaçak göçmen daha yakalandı. Edinilen bilgiye göre Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 12 kaçak göçmen Ege Denizi'ne açıldı. İhbar sonucu bölgeye giden Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçaklar ifadelerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler. Havalar bir sıcak, bir soğuk, bir serin derken Perşembe ve Cuma günü yanacağız. Geçtiğimiz cumartesi günü en sıcak gününü yaşayan Çanakkale'de 21 ve 22 Ağustos'ta sıcak hava yine etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre bugünden itibaren artmaya başlayan sıcaklıklar Perşembe ve Cuma günleri bölgede 35 dereceyi bulacak. Geçtiğimiz cumartesi günü yüksek nem oranıyla birlikte sıcaklığı 40 dereceye yakın hisseden Kentli, hafif bulutlu havanın ardından az da olsa serinlemişti ancak meteorolojiden gelen bu sıcak haber vatandaşları yine düşündürmeye başladı. Boğazı kirleten gemiye ceza kesildi. Çanakkale Boğazı'na Sintine bıraktığı tespit edilen Tanzanya bayraklı gemiye 64.626 lira para cezası kesildi. Mısır'dan aldığı yükle Roma'ya giden Uni Ar adlı 119 metre uzunluğundaki 5.868 gros tonluk kuru yük gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada denize sintine boşalttığı tespit edildi. İnsan kaçakçılarına karşı havadan denetim yapan sahil güvenlik ekipleri deniz kirliliğini fark ederek Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Boğaz geçişi yapan Uniar adlı gemi karanlık liman mevkiinde demirletildi. Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler burada gemiye çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle 64.626 lira para cezası kesti. Gemiye yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yoluna devam etmesi için izin verileceği belirtildi. Ve hemen ardından da 399 metrelik gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Çanakkale Boğazı 399 metre uzunluğundaki Panama bandralı MSC London adlı dev konteyner gemisinin geçişi sırasında tek yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Yunanistan'ın Pier Limanı'nda İstanbul'un Ambarlı Limanı'na giden Panama bandralı 399 metre uzunluğunda ve 54 metre genişliğindeki MSC London adlı konteyner gemisine Çanakkale Boğazı'ndan geçerken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 3, Kurtarma 5 ve Kurtarma 10 römorkörleri refakat etti. Geçiş sırasında Boğaz tek yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Ve son olarak spor haberi. Çanakkale 1. Amatör Küme'de mücadele edecek olan Lapseki Spor sezon açılışını yaptı. Dalyan Mahallesi'ndeki şehir stadında yapılan sezon açılış programına Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Spor Kulüp Başkanı Halil Aydoğan ve yönetim kurulu katılırken Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz sezon açılışında yaptığı konuşmada "Ben öncelikle kazasız belasız sakatlanmadan bir sezon geçirmenizi temenni ediyorum" dedi. Evet değerli izleyicilerimiz, bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın sizlerle olamayacağız. Teknik bir problem ya da teknik çalışmalardan dolayı sizlerle olamayacağız. Perşembe akşamı tekrar görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler diliyoruz.